Merhaba Can Hocam, hoş geldiniz. İsmail Özcan. Hocam deizm nedir? Dünyada ve ülkemizde yayılıyor mu? Ne düşünürsünüz? Teşekkürler. Deizm, şimdi kavramları bir tarif edeyim. Şimdi ateizm dediğimiz gibi A olumsuzluk takıdır. Teizm o tek Allah'a inancı belirteliyor. Bazen monoteizm de denir ona, o tekliği vurgulamak için. Ama genel tek Allah'a inancı belirtmek için teizm kullanılır. A olumsuzluk takıdır. Ateizm Allah'a inancın olmaması, Allah'ın inkarı anlamındadır. Ve günümüzde ateizm dediğimizde en ön plana çıkan da materyalist felsefedir. Yani maddeyi ezeli kabul eden ve maddenin içindeki tesadüflerle her şeyin oluştuğunu savunan felsefedir günümüzde. Ateizm dediğimizde karşımıza temelde çıkan. Deizm, Allah'ın varlığını inkar etmemekle beraber dinin Allah'ın din gönderdiğini inkar eden fikir sistemidir deizm. Yani bir dinlerin inkarıdır. Ve genelde deizme, genelde diyorum, istisnası olabilir. Allah'ın birçok sıfatında da eksiklik izaf edilerek Allah kavramı savunulur. Yani Allah'ın her şeyden haberdar olmadığı, yani birçok olaya vakıf olmadığı şeklinde biraz güdük bir tanrı anlayışı da genelde deizmde savunulur. Hani ilk dönem bazı deistler belki bu fikirde değillerdi ama günümüzde deist olanlara baktığımızda insanların içinden geçen arzuları, duyguları, dualarını duymayan bir Allah modeli adeta savunuyorlar. Yani aslında güdük bir tanrı anlayışlarıyla genelde deizme eşlik ediyor. Agnostizm ise bilememe durumu. Yani Allah varmış yokmuş bilemem şeklinde bir durum. O tabii ki dinin de olup olmadığını bilememe veya din inkarına da gidiyor. Yani aslında bütün bunlardaki ortak payda şudur. Yani dini inkar etmek ortak paydadır. Kur'an'ın ilahiliğini inkar etmek ortak paydadır. Yani bir ateist olunca zaten otomatikman. Yani dinsiz oluyor, dinsizlik şeyin oluyor. Ama dinsizliğin içinde bir kategoriler var. Yani ateist olup da dinsiz olanlar var. Deist olup da dinsiz olanlar. Veyahut da işte ne bileyim agnostik olarak yani şüpheci olup da dinsiz olanlar var. Deizm bunlar içinde bir kategori. Yani biz daha geçmişte daha çok deistim diyenlere doğrudan dinsiz diyorduk. Günümüzde böyle bir terminolojiyle kendisini ifade edenler çıkınca bunun üzerinden onları biz de ifade etmeye başladık. Onlar kendilerini öyle Hocam, ifade ediyorsa.